Demek kamera ekipmanınız bile var. Evet. Madem ilgilisin, kısa film çekmek istiyorum dersen üye yapalım seni. Tüm ekipmandan dilediğin gibi yararlan. Bu çok iyi olur yani. Kafamda yıllardır dönüp duran o kadar çok proje var ki. En beğendiğin yönetmen kim peki? Yani yerli yabancı bir sürü var aslında ama galiba ben Sıkı ve Ertem Elmez hayranıyım. Yani o adamın sinemamızı da toplumumuzu da çok iyi çözdüğüne inanıyorum. Ertem Elmez evet çok iyi ama onunla beraber senarist Sadık Şendil'i de unutmamak lazım. İkisi birlikte harikalar yaratmışlar. Evet, mesela Gülen Gözler vardır. Yani adam o yıllarda Veci için maket uçak bile yapmış. Gülen Gözler'in aslında bir serinin ikinci filmi olduğunu biliyor muydun? İlki siyah beyaz bir aile draması. Adı da Yaşlı Gözler. Başrollerinde Cüneyt Gökçer ile Yıldız Kenter oynar. Abi, bak ben bunu bilmiyordum. Elinde var mı peki? Olacak buralarda. İsterseniz izleriz bile. Ne dersin Mine? Yani olur işte. Ağlayan Gülen. Fark etmez. İyi o zaman. Herkes film izleme modundaysa ben şu filmi bulayım. Ne yapıyorsun be? Abartma istiyorsan. Sinemada değiliz. Film bu. Ya araya bir şey girdim tadı kalmıyor. Derse falan girdiyse ne yapalım artık? Bekleyeceğiz. Sokak arasında telefonunu aldığın kızdan umut beklersen böyle olur işte. Al, telefonu bile açmıyor. Alo Su? Ya selam, Efe ben ya. Hani şu orijinal olan. Ha ha. Ne haber? Evet. Ne diyeceğim? Sen yarın buluşalım demiştin. Ben de toplantıdan çıktım şimdi. Yani boşum. Hani buluşalım diyorum. İkinize de birer altın madalya vermeli. Yeter, kes artık. Eğer elinden geliyorsa al ananla babanı pamuklara sar. Baba gel sustur şunları. Beni dinleyin. Eğer işin içinde anneniz olmasaydı hakkınızda ne düşündüğü çok iyi. Hepinizin suratına aykırırdım. Öyle bağırıyorsunuz ki bütün konuştuklarınız dışarıdan duyuluyor. Ne gibi bir çare bulacağınız da nasıl bulacağınız da hiç umurumda değil. Fakat biraz olsun onun hislerine hürmet edin. Zavallı sabahın altısından beri ayakta. Çarşıya çıktı, didindi. Çocukken severdiniz diye size revani yaptı. Hiç olmazsa bu... Ne konuştuğunuzu bilmiyorum. Ama ne kadar mühim olursa olsun burada kesip yemekten sonraya bırakın. Şimdi herkese haber vermekte sıra. Alo. Alo. Gönül Hoca Hanım. Ben Ayşe. İzmir'den. Mine'nin anneannesi. Hatırladınız mı? Ayşe Hanım. Nasıl hatırlamam? Tabii hatırladım. Nasılsınız? Sağ ol yavrucuğum. İşte İstanbul'a geldik geleli bir taşınmadır telaşı gidiyor. Seni de arayamadık yavrum kusura bakma. Aşk olsun canım sıkmayın canınızı. Nasılsa artık hepimiz buradayız ama. Ya bir gün mutlaka görüşelim olur mu? Şimdi diyorum ki yavrum. Çocukların hepsi bugün yeni okullarına başladı. Ben de elimden geldiğince güzel bir şeyler hazırlayıp onları davet ettim. Yani en sevdikleri hocaları olarak. Onları bugüne getirmiş... Onlara emek vermiş biri olarak. Sen de buyurmaz mısın yavrum? Ya nasıl utandırdınız beni Ayşe Hanım. Çok şaşırttınız bir de. Yani tabii gelirim nasıl gelmem. Yaşa be kızım. O zaman ben sana evi tarif edeyim. Şimdi sahile iniyorsun tamam mı? Bir bakalım ben kimim? Çok kolay. İki hidrojen, bir oksijen. Aferin, bildin mi? sen bizim gazetenin ikisini yabana atma kızım. Ne yapıyoruz? Bilmem. Oho, bilmem olur mu? Böyle şeyleri erkekler belirler. Ya, ben sana söylemiştim yani ben senin bildiğin İstanbul'da erkeklere benzemem diye. Vallahi hazır cevapsın. Başkası olsa tekmeyi basardım ama senin karşı konulmaz cazibenden midir nedir bir şey diyemiyorum. Yapma ya. Neyse hadi şımarma. Hadi düşelim. Ben belirleyeceğim mekanı. Thank you.
bir surat küçük fare. Deniz'le buluşacaktık abla. Ama telefonunu açmıyor. Canım çok sıkkın. Dur bakalım hemen kızma. Belki okulu vardır, bir işi vardır çocuğun. Vallahi benim de tek tesellim o. Yoksa ona çok kızgınım. Hadi bırak artık Hafize'ciğim. Bak akşam oldu. Annem geldi mi? Ay, Ayşe teyze bile geldi. Aa, Ayşe teyze. O niye? Hoş geldin Ayşe teyzeciğim. Aman da hoş bulduk. Doktorların en güzeli kızım benim. Hadi kızım, siz ablanla içeri geçin biraz. Biz Ayşe teyzenle bir şey konuşuyoruz. Peki. Defalarca konuştuk bunu Ayşe Hanım. Biz o eve tekrar gelip Osman Bey'le nasıl yüz yüze bakarız? Osman Bey pişman Hafize'cim. Kendi gelip özür dilemek istedi ama ben bir süre daha onların yüzüne bakamam. Benim yerime sen git konuş dedi. Yani uzun lafın kısası, sana çok selamı var. Ben bir hata ettim. Gelsinler buyursunlar konağa yeniden dedi. Hem abimle de konuşmuş, o da gelip senden özür dileyecekmiş. Yani anlayacağın, sizin geri gelmeniz için her şeyi halletti. Kendisi de bir süreliğine İzmir'e gitti. Hay Allah, o yaşta adam bizim yüzümüzden İzmir'e mi gitti? Dedim ya, adam bin pişman. Hem siz değil, onun sizin yüzünüze bakacak hali yok. Yani hal böyleyken Hafize'cim, hadi gel inat etme. Abla, faturamız gelmiş. Apartman aidatlarını da yolladı yönetici. Buyurun. Anne kimmiş? Faturalar gelmiş. Bunların hepsi Murat Bey'in adına. Ne oluyor Aslı? Burası Deniz'in evi, el birliğiyle kandırdınız beni değil mi? Ya bu salak okulda bu kadar güzel bir gün geçireceğim aklıma gelmezdim yine. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Bizde sürpriz çok Deniz'ciğim. Ya bir şey diyeceğim, anneannem bugün okulun ilk günü diye bize yemek hazırlamış. Efe'yi de arayacak, ya anlayacağım biz bize olacağız. Aslı? Yani Aslı tabii, biz bize dedik ya. Of ya, erken çıkan arayacaktı. Bak filme daldık, kaç saat oldu. Tabii ya, bittin sen Deniz. Ne var canım, yani okuldaydım, arayamadım falan dersin. Kızmaz mı? Yani sonuçta bu da senin okulun. Ben olsam kızmam yani. Hani ders değil de film izlemiş bile olsam, senin sevdiğin ve ilgi duyduğun alanlara bence anlayış göstermeli. Vay be. Bakıyorum da ikili ilişkiler hakkında bildiklerin sırf entrikalarla sınırlı değilmiş. Sevgi fedakarlık ister Deniz'ciğim. Efendim? Kimsiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sesinizi duymak çok güzel. İzmir'de havalar nasıl? Nasıl yaparsınız bana kızımı? Nasıl? Ben size güvenip evladım diye üzerinize titriyorum. Siz Efe ile birlik olup benim parmağınızda oynatıyorsunuz. Ya hepsi çok ısrar ettiler. İyiliğiniz için dediler. Ben de karşı koyamadım. Hadi siz delisiniz neyse, ama Metin'in alacağı olsun. Asıl onun lafına kandım geldim ben. Kelam ettin Hafize, yeter artık be. Metin'in sözünü dinledin, çok iyi ettin. Şimdi benim sözümü dinleyeceksin, benimle birlikte eve geleceksin, gene iyi edeceksin. Kızıyorum artık ya, benim hiç mi hatırım yok Hafize? Aa, aşk olsun, o nasıl söz Ayşe Hanım? Hem sen bana baksana. Sen değil miydin Aslı'yı size bırakalım da biz Canan'la nerede olsa kalırız diyen? Aa, inadı gururu bir kenara bırak artık canım, şu kızın istikbalini düşün. Peki Ayşe Hanım, sen kazandın. Ama bir şartım var. Kiranı alacaksın gene. Tamam, tamam. Sen nasıl istersen öyle olsun. Belki şunu bilsin ki, sırf Aslı için yapıyorum. Yoksa biliyorsun, baktım olmadı, Canan'ı alır giderim. Tamam, aman yahu. Daha gelmeden gitmenin lafını ediyorsun.
Hadi hazırlanın, toparlanın çocuklar. Akşama nişan var yahu, yolda anlatırım size. Hadi canım, hadi. Hadi bakalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.